Arkadaşlar, kurumsal deneme yayınları AYT denemesinin kimya çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Sınır düzey diyagramı yukarıda verilen orbitalle ilgili. Küresel bir orbital görüyoruz. Küresel orbitaller S orbitalleridir. Buna göre cevaplayacağız. Hangileri doğrudur? Açısal momentum kuantum sayısı L sıfırdır. S orbitaller için L değerimiz sıfırdır. En fazla 2 elektron bulunur. Bu da doğrudur. Baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü de artar. 1s'ten itibaren 2s, 3s gitgide orbitallerin büyüklüğü artar. Şekli merkezinde çekirdek olan küredir. Bu da doğrudur. Hepsi doğru olarak verilmiş. Cevabımız E şıkkıdır. Geçiyoruz. Bize 3 tane atomun orbitallerde elektron dizilimi verilmiş. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Atom çapları Y'nin 3 katmanı var, Z'nin 2, S'in tek katmanı var. Öyleyse atom çapları arasındaki ilişki doğrudur. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları son katmandaki elektronlardır. Değerlik elektron sayısı ikisinde de ikişer tane. Değerlik elektron sayıları eşittir. Doğru olarak verilmiş. Z'nin hidrojenle oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Z'ye baktığımızda son katmanda 7 elektronu var. 7A grubunda. 7A grubu elementlerine biz halojenler diyoruz. Halojenlerin hidrojenli bileşiği asit özelliği gösterir. X ve Z atomları arasında iyonik bağlı. Arkadaşlar, burada dikkat ederseniz X atomu 1s2 ile helyum atomudur. Soy gazdır. Değerlik elektron sayısı her ne kadar 2 de olsa soy gazdır. Bileşik oluşturmaz. X ve Y S bloğu elementleridir. Orbitallerde elektron dağılımı S ile bittiği için bunlar S bloğu elementidir. Doğrudur. Difüzyon hızı ile ilgili bir soru verilmiş. Aynı ortamda bulunan metan ve X gazları aynı anda cam tüpün iki ucundan gönderildiğinde A noktasında karşılaşmaktadırlar. Cam tüpün uzunluğu 120 santimetre olduğuna göre. 120 ise CH4 80 santimetre giderken X 40 santimetre gitmiş. Hızlar arasında öyleyse 2K'ya K kadarlık bir oran vardır. CH4 2 kat hızlı hareket etmiş. X gazının mol kütlesi. Mol kütlesini arkadaşlar difüzyon hızı ile ilişkisini yazarsak CH4'ün hızı bölü X'in hızı eşittir. Hatta buraya değerlerini de yazabiliriz. CH4'e 2K, X'e de K dedik. Mol kütlelerin karekökü ile ters orantılıdır. X'in mol kütlesi bölü CH4'ün mol kütlesi. CH4'ün mol kütlesi de 16'dır. Atom ağırlıklarından hesapladığımızda 16'dır. K'lar gitti. İki tarafında karesini aldığımızda 4 eşittir. MX bölü 16'dan X'in mol kütlesi 64 olmalıdır. Birincisi yanlıştır. Yanlış verilmiş. X gazının sıcaklığı 927 dereceye çıkarılırsa gazlar orta noktada karşılaşır. Yani hızları eşit olur. Sıcaklığı da dahil ederek formülümüzü tekrar uygularsak arkadaşlar mol kütlesiyle ters orantılıydı. Mol kütlelerini bulduk. Az önce hesapladık. X'in mol kütlesi 64, Y'nin CH4'ün mol kütlesi 16. Sıcaklığın karekökü ile doğru orantılıydı. CH4'ün sıcaklığını üste yazmam gerekiyor. CH4'ün sıcaklığı 27 derece yani 300 Kelvin. Bu durumda X gazının da sıcaklığı 927 olursa 273 daha koyarsak 1200 Kelvin olur. Sadeleştirdik. 4 kaldı. 16 ile 64'ü sadeleştirdik. 4. 4'ler de birbirini götürdü. Böylece sağ taraf 1 çıkıyor. Yani difüzyon hızları eşit olur. Eşit olduğunda da orta noktada karşılaşırlar. Bu da doğru. Aynı sıcaklıkta X gazı yerine helyum gazı gönderilirse gazlar CH4'ten 40 santimetre uzaklıkta karşılaşır diyor. Helyum gazı gönderildiğinde CH4'ün difüzyon hızı bölü helyumun difüzyon hızı. Mol kütlelerin karekökü ile ters orantılıydı. Helyumun mol kütlesi 4, CH4'ünki 16. Buradan 1 bölü 4'ün karekökünü alırsak 1 bölü 2 çıkar. Yani CH4 K hızında giderse helyum
2K hızda gitmelidir. Toplam 120 ise az öncekinin tam tersi. Bu defa 40'a 80 şeklinde bir karşılaşma söz konusu olacaktır. K'ya 2K. Bu da doğru olur. 2 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Geçiyoruz. Çözünürlüğe sıcaklığın ve basıncın etkisiyle ilgili grafikler verilmiş. Dikkat ederseniz X'in çözünürlüğü basınçtan etkilenmemiş. Öyleyse X katı veya sıvıdır. Katı ya da sıvıdır. Y ise gaz olması gerekir. Yalnızca gazların basınçtan çözünürlüğü değişir, etkilenir. Verilen bilgilere göre X ve Y maddeleri ile ilgili X'in suda çözünmesiyle oluşan çözeltinin sıcaklığı zamanla artar. X suda çözünürken endotermik ise ortamdan ısı alarak çözünürse ortamın sıcaklığı azalır. Ortamın ısısını kullandığı için ortamın sıcaklığı azalır. Basıncın azalması Y'nin çözünürlüğünü azaltır. Şöyle bakarsanız arkadaşlar Y için basınç azaldıkça çözünürlük değerimiz de azalır. Doğru. Y karbondioksit gazı yani bir gaz. X ise katı bir madde olabilir. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. Yukarıda verilen bir bileşikle ilgili. XY3 bileşiğinin standart molar oluşum entalpisi. Yukarıdaki bileşikte XY3 bileşiğimiz X ve Y elementlerinin reaksiyonuyla 1 mol şeklinde oluştuğuna göre XY3'ün oluşum entalpisi aynı zamanda bu reaksiyonun entalpisidir. -46'dır. Reaksiyonu 2 ile genişletmişiz. Bu durumda aşağıda verilen reaksiyonun oluşum entalpisi 2 katı -92 kilojüldür. Normal koşullarda 8,96 litre. Mol sayısını bulurken 8,96'yı mol olarak hesaplamanız gerekirse verilen hacmi 8,96'yı 22,4'e böldüğünüzde 0,4 mol çıkar. 36,8 kilojül ısı açığa çıkar diyor. 1 mole karşılık 1 mol X kullandığımızda 92 açığa çıkıyorsa 1 mol X'e karşılık 92 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 0,4 mol kullanıldığında ne kadar açığa çıkar? 0,4 ile 92'yi çarparsak 36,8 kilojül enerji açığa çıkar. Doğru verilmiş. 6,8 gram XY3'ün oluşması için 18,4 kilojül ısı gereklidir. Arkadaşlar ısı gereklidir. Hiç hesaplamaya gerek yok. Bu olay egzotermik bir ifade. Bakın egzotermik bir reaksiyon ısı gereklidir demek. Endotermik bir kavramdan bahsediyor. Sayısal olarak doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama kavram olarak zaten yanlış bir ifadedir. O nedenle çok da incelemeye gerek yok. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından küçüktür. Delta şey hesaplarken ürünler eksi girenler ile hesaplıyoruz. Ve bu sıfırdan küçükmüş arkadaşlar. -92 egzotermik. Bu durumda ürünlerin enerjisi girenlerden daha küçük olmalıdır. Cevabımız 1 ve 3'tür. Bir denklem verilmiş. Denkleminde karbondioksit gazının ortalama oluşma hızı normal koşullarda 6,72 litre bölü saniye olduğuna göre mol olarak hesaplarsanız 6,72 verilen hacmi 6,72 22,4 litre 1 mol yapıyordu. 22,4'e böldüğümüzde 0,3 moldur. Karbondioksit 0,3 mol oluşuyorsa su 0,4 mol oluşur 1 saniyede. Oksijenden 0,5 mol harcanır. C3H8'den 0,1 mol harcanır. Bunları söyleyebiliriz. Hangileri doğrudur? C3H8'in ortalama harcanma hızı 0,1 mol bölü saniyedir. 0,1 harcandığını söyledik. Doğru. Oksijen gazının ortalama harcanma hızı 16 gram bölü saniye. Molü grama çevirirsek
kütleyi bulmak için mol sayısı ile mol kütlesini çarpıyoruz. 0,5 çarpı 32'den 16 gram harcanır saniyede. Bu da doğru verilmiş. Tepkimede 10 saniyede 72 gram su oluşur. Saniyede 0,4 mol su oluşuyorsa arkadaşlar, 10 saniyede 10 ile çarptığımızda bunun 4 katı 4 mol su oluşur. 4 mol su. Bunu da kütle olarak hesaplarsak, mol ile mol kütlesini 18'i çarptığımızda 72 gram yapar. Bu da doğru verilmiş. Üçü de doğrudur. Geçtik. Bir diğer soruya geldik. Denge tepkimesinde sıcaklık arttıkça Kc değerimiz azalmış. Kc değerinin azalması için dengenin girenlere doğru kayıyor olması lazım. Bu durumda ısının ürünler tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklık artırıldığında reaksiyon girenler yönüne kaydığı için denge sabiti küçülmüş. Yanlış olan sorulmuş. Tepkime egzotermiktir. Doğru. Sıcaklık azaltılırsa denge sabitinin değeri artar. Sıcaklık azaltılırsa denge ürünler yönüne kayacağı için ısının olduğu tarafa Kc değeri artar. Ürünlerin miktarı artıyor. Sabit sıcaklıkta kabın hacmi küçültülürse toplam molekül sayısı artar. Kabın hacmi küçültüldüğünde mol sayısı az olan tarafa doğru gider. Mol sayısı ürünlerde az, mol sayısı az olan tarafa gittikçe molekül sayısı da azalır arkadaşlar. Bu bir genel kuraldır. Yanlış verilmiş. Sabit hacim ve sıcaklıkta kaba X2Y2 gazı eklenirse Kc ve Kp değeri değişmez. Biz sabit sıcaklıkta ekleme yaptığımızda denge sabitleri değişmeyecektir. Sıcaklık değişmediği sürece denge sabitleri değişmez. Doğrudur. Denge tepkimesine katalizör eklenmesinin denge yönüne etkisi yoktur. Denge halindeki sisteme katalizörün herhangi bir etkisi olmaz. Dengede olmasaydı daha kısa sürede ulaşmasını sağlardı. Bir diğer soruya geçtik. Amonyanın suda çözünme tepkimesi verilmiş. NH3'ün 0,1 molar sulu çözeltisinde hidroksit iyonları 10 üzeri eksi 4 molardır. İlk miktarı şuraya üstte yazarsak 0,1. Şunlar bizi ilgilendirmiyor, yok. Dengede 10 üzeri eksi 4 varsa arkadaşlar, 10 üzeri eksi 4 molar her ikisinden de vardır. Öyleyse iyonlaşan kısım 10 üzeri eksi 4 molar kadardır. 0,1'in 10 üzeri eksi 4'lük kısmı iyonlaşmış. Bazlık sabiti. Ürün bölü girenle hesaplanıyordu bazlık sabiti. Ürünler 10 üzeri eksi 7 eksi 4 özür diliyorum. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 amonyum ve hidroksit iyonları. Amonyak ise 0,1 eksi 10 üzeri eksi 4 kadar, ancak iyonlaşan kısım ihmal ediliyor. 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 7 çıkar. Bazlık sabiti doğru verilmiş. İyonlaşma yüzdesini de sol tarafta hesaplayalım. 0,1'in yani 10 üzeri eksi 1 moların 10 üzeri eksi 4 kadarı iyonlaşmış. Öyleyse yüzde kaç iyonlaşmıştır? İşler dışlar çarpımı yaptık. 100 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 1 eksi 3 kaldı. Eksi 3 ile de 100'ü çarptığımızda 10 üzeri eksi 1 yani %0,1'i iyonlaşmıştır. Bu da doğru verilmiş. Çözeltide pH değeri 10'dur. Hidroksit iyon değişimi 10 üzeri eksi 4 ise pOH 4'tür. pOH 4 olduğu durumda da pH'imiz 10 olur. İkisinin toplamı 14'tür. Hepsi doğru olarak verilmiş. Cevap Adana. Belirli bir sıcaklıkta kalsiyum karbonat için KCC değeri verilmiş. Aynı sıcaklıkta. Şöyle yapalım. Biraz yer açılsın. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 500 mililitre kalsiyum klorür ve 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 500 mililitre sodyum karbonat çözeltisi karıştırılmış. Karışımdaki miktarlarını yazarsak arkadaşlar, karışımda
Her ikisi de eşit hacimde olduğunda ikisinin de derişimi yarıya iner. Bu genel bir basit kuraldır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar kalsiyum klorür çözeltisi var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarda sodyum karbonat çözeltisi var. Tüm iyonları şöyle ayrıştırarak isterseniz yazalım. Bir tane kalsiyum olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kalsiyum iyonlarımız var. Klorlar 2 tane olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 klor iyonumuz var. Sodyum 2 tane olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 sodyum iyonumuz. Bir tane karbonatımız var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 de karbonat iyonlarımız var. Bir miktar kalsiyum karbonat çöker demiş. Arkadaşlar, kalsiyum karbonat katısının çözünme çökelme dengesini yazdığımızda kalsiyum iyonları artı karbonat iyonları şeklinde ayrışacak. Buradan bir iyon çarpımı hesaplarsak, Q değeri hesaplarsak arkadaşlar, kalsiyum çarpı karbonat iyonlarının derişimlerini çarpmam lazım. Kalsiyumlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Karbonatlar da yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. İkisinin çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu. KCC'den arkadaşlar büyük bir değer. 10 üzeri eksi 10 kadarmış. Büyük olduğuna göre bir miktar kalsiyum karbonat çökecektir. Çöktüğünde dengeye geldiğinde denge halinde arkadaşlar Q değeriyle bizim K değerimiz eşit olmalıdır. İyonların çarpımı KCC'ye eşit olmalıdır. Bu yanlıştır. Büyük olamaz dengeye ulaştığında. Klor ve sodyum iyonların derişimlerinin eşit olduğunu söylemiş. Sodyum ve klorların da derişimlerini buraya yazmıştık. Gördüğünüz gibi onlar da eşittir. Cevabımız 1 ve 3'tür. Demir 2 oksit ile bromat arasındaki tepkime verilmiş. Bu tepkime ile ilgili. Oksijen eksi 2 olduğuna göre demir artı 2'dir. Oksijen eksi 2 idi. 4 tanesi eksi 8 yaptı. Toplam eksi 1 olması için bromun artı 7 olması gerekir. Oksijen eksi 2, 3 tanesi eksi 6 yaptı. Demirlerde artı 6 olabilmesi için demirin artı 3 olması gerekiyor. 3 tane oksijen eksi 6, toplam yük eksi 1 olacak. Eksi 1'e eşitleyebilmem için bromun da artı 5 olması gerekiyor. Demir artı 2'den artı 3'e yükseltgenmiş. Yükseltgenen madde indirgen özellik gösterir. Doğrudur. Bromat iyonu indirgenme ürünüdür. Artı 7'den artı 5'e indirgenen bromları içeriyor. İndirgenme ürünüdür. 1 mol BrO4 iyonu 2 tane. Arkadaşlar kelime oyunu yapmış. Buraya dikkat edin. 1 mole karşılık 2 mol demesi gerekirdi. Artı 7'den artı 5'e giderken bir tane brom 2 elektron almış. 1 mol brom 2 mol elektron almıştır. Kelime oyunu var. Yanlış olan bu. Elektron alışverişi bromla demir arasında gerçekleşmiştir. Doğru. Kapta demirin arkadaşlar yükseltgenmesi verilmiş. Demir artı 2'den demir artı 3'e giderken bir elektron veriyor. Ancak burada iki tane demir olduğu için toplamda iki elektron verilmiştir. Bu da doğrudur. 11. sorumuz. Kimyanın 11. sorusu. C2H4 bileşiği ile ilgili bileşiğimizi şöyle yazarsak. Etilen bileşiğidir. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. Tek bir karbona göre değerlendirdiğimizde karbon bir tane ikili bağı varsa düzlem üçgen bileşikler oluşturur. Doğru. Buradaki hibritleşme türü bir tane pi bağı var. Sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Bu da doğru. Wesper gösteriminde çevreleyen atomları işaretlersek, atom ya da atom gruplarını, bir karbonun çevresinde 3 tane atom ya da atom grubu var. AX3 şeklinde olması gerekirdi. Bu yanlış. Molekül apolardır. Hidrokarbonlar genel olarak apolardır ve
Bağlar arası şu açılar 120 derecedir. Düzlem üçgen olması zaten bunu gerektirir. 12. soru. Alkenlere su katılma tepkimesi. Alkenlere su katıldığında alkol elde edilir. CH2 ve şuraya OH bağlı olacak. Alkol elde edilir. Uç alkinlerle amonyaklı gümüş nitrat tolens yer değiştirme tepkimesi verir. Şu hidrojenlerin yerine gümüşlerin bağlanması gerekir. Bu tepkimelerle ilgili birincisi katılma, ikincisi yer değiştirmedir. Doğru, az önce söyledik. X'in genel formülü, alkollerin genel formülü, eterlerin genel formülü CnH2n artı 2O şeklindedir. Bu da doğru. X'in fonksiyonel grup izomeri. Fonksiyonel grup izomeri eterdir. Bunun izomeri olan eter de iki karbonlu olan dimetil eter bileşiğidir. Metoksi metandır. Sistematik adı evet. Bir tarafı metoksi, öbür tarafı da metan olarak adlandırabiliriz. Bu da doğrudur. Hepsi doğru verilmiş. Son sorumuza geldik. Aldehitlerin yükseltgenmesi. Aldehitler yükseltgendiğinde asitleri oluşturur arkadaşlar. Oluşan asiti de yazalım. Reaktif olarak kullanılan bileşik propanaldır. Doğru. X bileşiği karbonil grubu içermez. Şurada karbonil grubunu görüyorsunuz. Aldehitin yükseltgenmesidir. Evet, yükseltgendiğinde aldehitler karboksilik asit oluşur. X bileşiğinin etil alkol ile tepkimesinden X bileşiğinin etil alkol ile tepkimesinden şu kısmı arkadaşlar yazalım. Etil alkol gelip bağlanırsa hidrojen olmayacak. Onun yerine etil alkolün C2H5 kısmı gelecek. CH2, CH3 gelecek ve bir estere dönüşecek şu şekilde. Etil propanoat. Şurası etil grubu. Diğerine de karbonil grubu ile birlikte propanoat diyoruz. Doğru. İçermez arkadaşlar, içerir dedik ve içermezi doğru kabul ettik. Yanlış bu. X bileşiği yükseltgen özellik gösterir. X bileşiğimiz kendisi indirgenebiliyorsa, olayın tam tersi, X indirgenip aldehite dönüşüyorsa yükseltgen özellikle gösterir. Karbonil grubu, karbon ve oksijen kısmı var. İçermez ifadesi yanlıştır. Cevap Bursa. Bu denemenin çözümleri de bu kadardı. Bir başka çözümde görüşmek üzere. İyi günler.